Herkese merhaba, ben Mehmet Kızmaz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda bana gelen eleştiriler üzerine konuşacağım arkadaşlar. Son zamanlarda özellikle Apple özelinde bana çok eleştiriler geliyor. Diyorlar ki neden bu kadar Apple? Hep Apple ürünlerini tanıtıyorsun, hep Apple, Apple, Apple diye konuşuyorsun. Neden, nereden bu Apple hayranlığı açıkçası? Apple'dan para mı alıyorsun, maaş mı alıyorsun, nedir bu Apple sevdan diye. Böyle gerçekten ciddi manada Instagram üzerinden bana sorular soruluyor. Böyle eleştiriler geliyor. Niye diğer, yani Google telefonlar yapıyor, onu görmüyorsun. Ya da Windows telefon çıkarıyor, onu görmüyorsun. Bilgisayar çıkarıyor, onu tanıtmıyorsun. Ya da gelelim Samsung'a, Samsung telefonlar çıkarıyor falan. Niye onları tanıtmıyorsun da sadece Apple özelinde gidiyorsun? Bu ve buna benzer sorular geliyor bana. Bu videoda Apple aşkımdan bahsedeceğim. Bu Apple aşkım nereden geliyor ve niye bu kadar Apple'a önem veriyorum ile ilgili detayları bulacaksınız. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu izledikten sonra beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar, Apple hayranlığımla ilgili şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Aslında Apple hayranlığım Steve Jobs'a olan hayranlığımdan dolayı. Yani Steve Jobs'a olan hayranlığım zamanla Apple hayranlığına dönüştü. Ekim 2014'ten önce Türkiye'de yaşıyordum. O tarihe kadar işte Türkiye'de yaşadım. Ve Türkiye koşullarında bana göre iPhone almak çok lükstü. Yani benim bütçem ona imkan vermiyordu ve iPhone kullanmıyordum. O nedenle Türkiye'deyken belli başlı işte Samsung'tur ve ucuz akıllı telefonları tercih ediyordum. Daha sonra, yani Ekim 2014'ten sonra Amerika'ya yerleştikten sonra birkaç ay sonra işte iPhone'a geçtim. Samsung Galaxy Note 4 vardı galiba bende. Ondan iPhone'a geçiş yaptım. O zaman da iPhone 6 vardı galiba piyasada. iPhone 6 ile Apple ekosistemine giriş yaptım. Ve o günden sonra hiçbir şekilde başka bir telefon kullanmadım. Yani iOS işletim sistemine dayalı iPhone'ları kullandım ve başka bir işletim sistemine dayalı herhangi bir telefon kullanmadım ve bundan sonra da kullanmayı düşünmüyorum. Şimdi Steve Jobs gerçekten teknoloji tarihine geçmiş bir insan ve teknolojiyle yakından uzaktan alakası olan, teknolojiyle ilgilenen insanların çoğunda bir Steve Jobs hayranlığı vardır ve gerçekten teknoloji tarihinde büyük bir insan. Özellikle bilgisayar dünyasında. Hatta şöyle bir deyim vardır teknoloji dünyasında: Steve Jobs'tan önce, Steve Jobs'tan sonra diye ayırmışlar arkadaşlar bilgisayar dünyasını. Çünkü Steve Jobs 1970'li yılların ortasında Apple bilgisayarlarını piyasaya sürerek aslında bilgisayar dünyasını tamamen değiştirmişti. Ve lüks olan, sadece devlet kurumlarının tekelinde olan, oralarda kullanılabilen bilgisayar sistemini aslında personal, kişilerin, şahısların kullanımına sunmuş oldu. Steve Jobs olmasaydı ya da Apple olmasaydı bugün bilgisayar dünyası belki bu kadar da gelişmeyecekti. Belli bir seviyeden aşağıya inmeyecekti bilgisayar kullanımı. Aynı zamanda 2007 ile birlikte aslında Steve Jobs telefon dünyasını da tamamen değiştiren bir hamle attı. Steve Jobs diyorum çünkü bu tür fikirlerin ana kaynağı Steve Jobs'tır her zaman. Apple demem lazım aslında çünkü şirket olarak bir atılım var orada. Ama ben genelde Apple'ın her atılımını Steve Jobs hayattayken 2011'e kadar Steve Jobs'la tanımlıyorum. Apple veya Steve Jobs 2007 tarihinde iPhone'u tanıtarak telefon dünyasını da tamamen değiştirmiş oldu. Ve onunla birlikte artık akıllı telefon dönemi başladı. Orada da şöyle bir tanım yapabiliriz aslında. Telefon dünyasında Steve Jobs'tan önce ve Steve Jobs'tan sonra diye iki dönemde ayırabiliriz yine bilgisayar dünyasında olduğu gibi. Çünkü gerçekten daha öncesinde çok değişik seyrediyordu telefon dünyası. Ve 2007'de iPhone'un tanıtılmasıyla birlikte tamamen bu ekosistem değişti. Her şey farklı bir dünyaya kaydı. Tabi bugün tamamen farklı bir noktadayız. Çünkü cloud sistemi var. Dünyada başka sistemler de kullanılmaya başlandı. Böyle daha da farklı bir dünyadayız. Ama bu dünyanın asıl kurucusu aslında Steve Jobs'tır. Yani bilgisayar ve telefon dünyasının bu kadar hızlı gelişmesinin en önemli ayaklarından bir tanesi de Steve Jobs'tır. Elbette Steve Jobs'tan önce de bu bilgisayar sisteminin ana yapısını oluşturanlar vardır. Orada ciddi manada çalışmalar yapılmıştır. Ama Steve Jobs veya Apple'la birlikte bu, dediğim gibi, tamamen değişik bir hale geldi. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi 2014'ten itibaren iPhone kullanmaya başladım. Ve gerçekten iPhone'u beğendiğim için başka bir telefon kullanma ihtiyacı duymuyorum. Çünkü ne donuyor, ne işletim sisteminde bir sıkıntı var. Android işletim sistemine göre iOS işletim sistemi çok daha güvenli
ve sonradan diğer birkaç tane daha işletim sistemi var piyasada. Ama bu bütün işletim sistemlerine göre iOS işletim sistemi, yani Apple'ın işletim sistemi gerçekten çok daha güvenli. Ben hem işletim sisteminin güvenliğinden dolayı hem de telefonun donmamasından dolayı Apple'ı beğeniyorum ve kullanıyorum. 2017'den itibaren de başta MacBook Pro olmak üzere diğer bütün cihazları Apple olarak kullanmaya başladım. Yani tablet alırsam iPad almışımdır veya kulaklık alırsam Apple'ın çıkarmış olduğu AirPods'ları alıyorum. Ya da eve bir speaker alacaksam bundan sonra Apple'ın çıkarmış olduğu bir speaker, yani akıllı asistan alıyorum. Mesela HomePod Mini. Şu an evde en çok kullandığım cihazlardan bir tanesi HomePod Mini mesela. Evdeki akıllı asistan. Ve diyebilirim ki 2014'te giriş yaptım Apple'a. 2017 ile birlikte tamamen Apple ekosistemine dönüştü benim kullanmış olduğum bütün cihazlar. Yani şu an itibariyle, 2021 itibariyle herhangi başka bir cihaz kullanmıyorum. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi Apple'ı tercih etmemin ana sebeplerinden birincisi işletim sisteminin güvenliği. Yani iOS işletim sistemi diğer işletim sistemlerine göre çok daha güvenli. Yani sizin bilgisayarınızın veya telefonunuzun hacklenmesi, Apple cihazı olduğu zaman hacklenmesi çok daha zor oluyor arkadaşlar diğer cihazlara göre. Şimdi gelelim, niye hep iPhone'u tanıtıyorum ya da MacBook çıktığı zaman onu tanıtıyorum, iPad çıktığı zaman onu tanıtıyorum, HomePod çıktığı zaman onu tanıtıyorum. Genelde bu cihazları tanıtıyorum. Diğer markaları, yani Google'un çıkarmış olduğu telefonu hiç konuşmuyorum. Ya da tanıtmıyorum. Ya da Windows'un çıkarmış olduğu bilgisayarı veya telefonları tanıtmıyorum. Samsung'un çıkardığı telefonları niye tanıtmıyorum? Ben arkadaşlar almadığım, kullanmadığım telefonu pek tanıtmayı sevmiyorum şu an itibariyle. Çünkü ben alıyorum, bir iPhone'u alıyorum, kullanıyorum nihayetinde. Ve ona para ödeyerek alıyorum sonuçta. Alıp da evde bırakacak halim yok. Çünkü o kadar da bütçem yok. Yani gidip bir Samsung her çıkan telefonu alacak kadar da bütçem yok. Şirketler sponsor olursa hay hay, yani gidersin, kutu açılışını yaparsın, tanıtırsın telefonu, sonra şirketlere geri gönderirsin o telefonu. Ama öyle bir durum da yok şu an itibariyle. Çünkü ben de uğraşmıyorum, şirketlerle iletişime geçmiyorum. Şirketlerin de böyle politikaları yok yani. Her YouTuber'la ya da her teknoloji videosu çeken YouTuber'la anlaşma yapacak halleri de yok. Ben de uğraşmadığım için böyle şu an böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden sadece almış olduğum cihazları, yani bütçemin el verdiği ölçüde almış olduğum cihazları tanıtmaya çalışıyorum açıkçası. Yani ben şu an MacBook Pro kullanıyorum. Aldığım zaman onun kutu açılışını yaptım. Kullanmak için aldım. Alırken de kutu açılışını yaptım mesela. Ve iPhone mesela, iPhone 12 çıktığı zaman hem eşime hem kendime aldım. İki telefonun da kutu açılışını yaptım. Ya da HomePod Mini aldım. O zaman aynı şekilde öyle. Bu tür videoları bundan dolayı çekiyorum arkadaşlar. Ve bundan dolayı hep Apple. Çünkü kullanmış olduğum cihazlar Apple. Bu saatten sonra kalkıp başka bir ekosisteme geçersem benim için bir zorlama olur. Çünkü telefonla bilgisayar çok rahat bir şekilde etkileşimde, yani şu an Apple ekosisteminde. Mesela telefondan MacBook'a bir dosya gönderdiğim zaman, video gönderdiğim zaman 2 saniyede gönderiyor mesela. Ama başka bir bilgisayar aldığım zaman iPhone'dan ona bir aktarım yapabilmek için bir sürü iş çıkaracak başıma. O yüzden hiç ellemiyorum şu an ekosistemlerini. Gayet de memnunum yani Apple'ın bilgisayarından ve telefonundan. O yüzden şu an itibariyle sadece Apple var arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde kanal gelişir, daha farklı anlaşmalar yaparız, gideriz, tanıtım yaparız, reklam alırız başka şirketlerden. Onların da telefonunu memnuniyetle tanıtırız. Onu da reklam veya bir şey alırsak onu da burada belirtiriz. Yani burada bu üründen mesela reklam karşılığında bu ürün tanıtılıyor şeklinde onu da yaparız. Ama şunu belirteyim, ifade edeyim arkadaşlar. Apple'da şu an itibariyle herhangi böyle bir reklam politikası yok. Yani bütün dünya genelinde herhangi bir Apple kutu açılışında Apple bir para ödemiyor. Benim bildiğim kadarıyla YouTuber'lara karşı böyle bir politikası yok arkadaşlar. Reklam politikası farklı işliyor Apple'ın çünkü. Bazı diğer şirketler mesela Google, Samsung gibi şirketler telefon gönderiyorlar mesela kutu açılışı için. Ona karşı da belli paralar ödüyorlar o video çekilmesi için filan. Ama Apple'ın böyle bir politikası yok. Açık ve net söyleyeyim. Yani aklınıza gelmiş olan bazı yanlış şeyler de olabilir. Çünkü bana diyorlar ki Apple sana maaş mı veriyor bu videoları çekmen için? Öyle bir politikası yok.
ki maaş versin. Yani olsa keşke, yani açtığımız her bir kutu açılışında bir 1000 dolar atsa çok da güzel olur yani. Ya da bilgisayarı bedava verse çok da güzel olur yani. Ama şu an itibariyle öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Dediğim gibi çektiğim bütün videoları kendi imkanlarımla çekmeye çalışıyorum. Özellikle teknoloji alanında. Şimdi gelelim ikinci nedene. Neden Apple? Şimdi arkadaşlar, Amerika'da, Türkiye'de yaşıyorsanız fark etmez. Apple'ın bir karşılığı var. Mesela Apple aldığınız zaman, bir telefon aldığınız zaman Türkiye'de 2 yıllık bir garantisi var. Apple garantisi, Apple Store garantisi. Amerika'da 1 yıllık garantisi var bu telefonların. 1 yıl içerisinde herhangi bir arıza verdiği zaman, herhangi bir sorun çıkardığı zaman, kırılmadığı müddetçe, yani kendiniz düşürdüğünüz ekranı kırıldı, kamerası kırıldı, bu tür işlemlere bakmıyor tabii Apple. Ama diyelim ki işletim sisteminden dolayı herhangi bir sorunu var, telefonun ısınma problemi var, şarj problemi var, bir sürü yani aklınıza gelebilecek hoparlör problemi vardır filan. Bununla alakalı problemleri gidip Apple Store'a başvuru yapabiliyorsunuz. Karşınızda bir muhatap var. Bu muhatap sizi muhatap alıyor ve oturuyor sizin sorunlarınızı çözmeye çalışıyor. Yani müşteri memnuniyetine odaklanmış bir şirket var karşımızda. Ben bu yüzden de Apple'ı tercih ediyorum. Mesela bir Samsung aldığım zaman karşılığında bir mağaza yok. Gidip hani telefon bozulduğu zaman ben nereye başvuracağım bilmiyorum. Gidip herhalde bir tamirciden destek alacağım ve telefonu tamir ettireceğim. Karşımda mağaza yok. Gidip başvuracağım, Samsung'tan destek alacağım. Böyle bir şey yok. Samsung'un şu ana kadar bir tane mağazasına denk geldim. O da Kaliforniya'da. Burada var mı yok mu hiç bilmiyorum. Ama Apple'ın burada en azından 5 tane mağazası var şu an yaşadığım bölgede. Ve çok rahat bir şekilde randevu alıp herhangi bir problemde gidiyorum, telefonumu kontrol ediyorlar. Sorunu varsa düzeltiyorlar. Düzeltemiyorlarsa da bana yeni bir tane telefon veriyorlar. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü yani sizden kaynaklanmayan sorunlardan dolayı sizin almış olduğunuz cihaz şirket tarafından sahipleniyor, garanti veriliyor sizlere. Diyor ki kardeşim al bu cihazı, eğer bir sorun çıkarsa bana getir, ben sana yeni bir cihaz vereceğim. Ki ben 2018'di galiba, çünkü iPhone 10 o zaman çıkmıştı. iPhone 10 çıktıktan sonra iPhone 10 almıştım. Ve iPhone 10'u aldıktan sonra böyle bir sorun çıktı ilk 3 aydan sonra. Gittim dedim ki ya bu telefon ısınma problemi var. Hatırladığım kadarıyla ısınma problemi vardı. Kendi kendine ısınıyordu telefon. Baktılar sağına soluna, bir şey bulamadılar. Ama buna rağmen bana yeni telefon verdiler. Çünkü ben dedim ki ya dedim ben bu telefon ısınıyor, korkuyorum. Yani yarın öbür gün benim cebimde de patlayabilir, bir şey de olabilir. Adamlar bunu dikkate alıyorlar. Adamlar baktılar bir şey yok aslında ama ısınıyor. Bir şekilde ısınıyor telefon. Benim sözüme güvenerek, ki gerçekten ısınıyordu, bana yeni bir telefon verdiler. 3-4 ay sonra yine değiştirilen telefonda da sorun çıkmaya başladı. Allah Allah dedim ya, dedim arkadaş bu da hep beni mi bulur dedim yani. İşte daha önce de öyle sorunlarla karşılaşmadım açıkçası. Gittim dedim ki ya dedim bu bazen ekrana basıyorum ama ekranın bazı kısımları çalışmıyor. Adamlar baktılar dediler gerçekten senin sağ tarafta, ekranın sağ tarafında bir sıkıntı var. Bunu çözmemiz lazım. Al sana yeni bir telefon. Bana yeni bir ikinci telefon verdiler. Bir yıl içerisinde bu ikincisi. Sonra üçüncü defa da aynı şekilde bir arıza çıkardı telefon. Onu hatırlayamayacağım tam olarak nedeni neydi. Gittim tekrar Apple'a başvurdum. Sağına soluna baktılar, bir arızayı buldular. Dediler ki bu arızadan dolayı da sana bir telefon veriyoruz. Ve bana üçüncü kez telefonu değiştirdiler arkadaşlar. Hiç bakmıyor adam, sen ya gelmişsin iki tane zaten değiştirmişsin, üçüncüsünü alamazsın. Öyle bir derdi yok adamların. Hemen bir sıkıntı varsa, çözülebilecekse rahat bir şekilde çözüyorlar. Çözülemeyecekse size yeni bir telefon veriyorlar ve sizi uğraştırmıyorlar. Kendileri de uğraşmıyorlar. Her sonra o telefonu düzeltiyorlar. Sonra düzeltilmiş olarak, yenilenmiş olarak satılıyor. Ayrı bir mesele. Ama siz müşteri olarak mağazadan memnun ayrılıyorsunuz. Bu müşteri memnuniyetini gerçekten Apple çok iyi yapıyor. Ben bundan dolayı da yani dediğim gibi Apple'ı tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü karşımda bir muhatap görüyorum. Bir sıkıntı çıktığı zaman nereye gideceğimi biliyorum. Bir sorun çıktığı zaman bana destek oluyor. Hatta telefon üzerinden de bir sürü destek almışımdır. Apple'da
Mesela bir üyeliğimde bir sıkıntı çıktı, onu hallettiler. Başka bir sorun çıktı Apple ID ile ilgili, Apple kimliğimle ilgili, onu hallettiler. Yani telefon üzerinden mesajla iletişime geçiyorum. Onu çözüyorlar. Son zamanlarda Apple Kart çıkardılar biliyorsunuz geçen yıllar itibariyle. Onu aldım. Onunla ilgili birkaç sorun yaşadım. Onunla ilgili de sorunları mesaj üzerinden ya da telefonla arayarak çözüyorum. Yani karşınızda gerçekten profesyonel bir muhatap var. Ve bu yüzden ben Apple'ı tercih ediyorum arkadaşlar. Şu an itibariyle dediğim gibi bütün kullanmış olduğum cihazlar ekosistem olarak iOS işletim sistemine dayalı ve cihazlar da kendi aralarında çok rahat bir şekilde entegre olabiliyorlar. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. Mesela iPhone'dan bilgisayara bir video attığım zaman AirDrops'la çok rahat bir şekilde atıyorum. Başka hiçbir kabloya, mabloya ya da herhangi bir bulut sistemine ihtiyaç duymadan gönderiyorum o videoyu oraya ya da o dosyayı oraya ya da bilgisayardan iPhone'a bir dosya atacaksam rahat bir şekilde AirDrops'la yine atıyorum arkadaşlar. Bu entegrasyon da çok önemli yani cihazlar arasında ve bu da bana kolaylık sağladığı için Apple'ı tercih ediyorum arkadaşlar. Özetleyecek olursam arkadaşlar, Türkiye'de maddi imkanlardan dolayı Apple cihazlarını kullanamadığım için Apple'a olan hayranlığım Steve Jobs'a olan hayranlığımdan dolayı böyle bir hayranlığım vardı. Daha sonra Amerika'ya geldikten sonra Apple cihazlarını kullanmaya başladıktan sonra karşımda gerçekten çok sağlam bir işletim sistemi olan bir şirket var ve hem müşteri memnuniyeti açısından hem destek açısından gerçekten çok ciddi manada çalışan bir şirket var ve işletim sisteminin güvenliğinden dolayı Apple'ı tercih ediyorum. Apple aşkım, Apple sevdam buradan geliyor arkadaşlar. Geldik bir videonun daha sonuna. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.